Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sabahınız hayır, ömrünüz bereketli olsun. Elhamdülillah. Mekke-i Mükerreme'deyiz. Ve burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve diğer peygamberlerin ayak izlerinin bulunduğu mübarek mekanları gezmeye devam ediyoruz. Bugün de inşallah Allah nasip ederse aynı zamanda Peygamberimize ilk iman eden Mekkelilerin bulunduğu Akabe Mescidine doğru gidiyoruz. Ve aynı zamanda da şeytan taşlama mekanına gidip orada nasıl bir taşlama yapıldığını göstereceğiz inşallah. Umrecilerimize. Aleyküm selam Cihat Kılıç kardeşim. Bu alanlar şeytan taşlama günlerinde en yoğun alan. Mina bölgesi. Evet, ayın 14'ünde çıktığımız yolculukta elhamdülillah bugüne kadar umrecilerimizle ilgili herhangi bir sıkıntı yok, gayet iyi. Herhangi bir olumsuz durum yok, herhangi gibi anormallik yok ve güzel bir şekilde inşallah günlerde geçiyor. Sizlere de dua eden bir kardeşlerimiz olarak burada bulunuyoruz elhamdülillah. Bugün Medineli Ensar'ın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk iman ettikleri, biat ettikleri mekana gidiyoruz inşallah. Geçin ki arabayla geçildiğini bilsin. Allah'u 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 Allah
kapına geldim sultanım Allah. Yaşlı gözlerim tutmaz dizlerim, yolum gözlerim biçare miyim? Yaşlı gözlerim tutmaz dizlerim, yolum gözlerim biçare miyim? Allahu Allah, Allahu Allah, ya Rahim Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, ya Kerim bas, bas. Tamam, dua için Allah çağırsın. Tamam, ödeştik. Bak, ben diyorum bir şey var. Allah, 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 Allah. Burası şeytan taşlama günlerinde ana baba günü gibidir. Her taraf insan dolar. Buradan taşlayanlar gelir, bir bölümü taşlamaya gider sağdan soldan. Buradan da insanlar iner böyle. Allah'ım inşallah o güne eriştirip sizlere de taşlamayı nasip eylesin. Haccınızı eda etmeyi nasip eylesin inşallah. Bak yukarıda yeşil tabela var. O Mina'nın sınırıdır. Cebrail aleyhisselam peygamberimize bildirmiş bu sınırları. Şey, Mina bölgesi. Aynen onu şeyde söyleyeceğim zaten. Tamam. Şimdi. Çıkacağım. Seni dağlara mağlara hep çıkaracaksın zaten. Nasıl bir enerji varsa ablam sende maşallahın var. Tamam hocam, Cebrail aleyhisselam dediniz. Peygamberimize sınırları bildirmiş. Yani o sınırlar nereden belli diye soracak olursanız dedim. Cebrail aleyhisselam bildirmiş o sınırları. Barış kardeş maşallahın var ha. Mina bölgesi de mi haram? Mescid-i Haram bölgesi mi hocam? Tabii haram bölgesi, aynen. Dün Arafat'a giderken gösterdim ya, sınır diye, haram bölge sınır diye. Oraya kadar haram bölgesidir. Yani hocam. Bir de iki bölge var. Şimdi şöyle diyeyim, İstanbul'da İstanbul'un ana sınırı var. Bir dışarı İzmit, Tekirdağ, efendim mesela bir yer tarafta işte Silivri'de şeyin Tekirdağ değil mi? İstanbul ha, sınır. Aynen. İstanbul'un Fatih, Mekke'nin ana merkezi gibi aynı. Harem bölgesi. Ama işte Gebze şeyin ise İzmit'in. Pendik. Gel bu tarafa, burada ara. Barış. Yani Fatih aynen o nokta. Fatih Mekke'nin yerleşimi. Fatih'in bir bölgesi var ya işte. Diğer tarafları Hil bölgesi diye geçer. Fatih ise Mekke'nin merkezi. Şöyle bir durum bak. Şunu bir tutar mısın abisi?
Canlıyız. Sen varken kalkın. Kime gideyim diyor. Evet, orada su vardır. Su da içebiliriz buna. Doldurabilirsiniz de içebilirsiniz de. Şimdi yo o ayrı. Normal su. Evet, içebilirsiniz diye. Maşallah tam oraklaya dönmüş. Sen o da arkadaşını düşün. Ekli geldi bunu. Senin çekeceğin var. Şeyi kaybetmiş de çantasını buluverdim. Daha ne yapayım? Neredeymiş? Mescitte. Mescitte de diyordu. Çantasını mescitte. Onu bilmiyor ondan sonra. Benim çantayı almışlar diyor. Aklına geldi. Zaten bir şey kaybolduğu zaman muhakkak ya çalmışlardı ya da almışlardı. İki yoldan biri. Üçüncü noktada ben unuttum. Şurada demek ki bir lüks olmadı insan. Senin için mi? İçeride olduğum belli olur. Şimdi biz güzel insanlar. Bile ben iki kere çıktım. Dönüşte suyu da içeriz. Gelin bakayım. Ben gelmeyeyim ama oraya. Ya evet, tamam. Gelmedim. Yeni mi girdiydin? Girmedim. Hemen yenge geldi. Ben arkada geldi. Bu dedi gitti. Çıktı da hemen yenge kalmadım. Hemen 5 abdestler gittim çıktım. Soğuk mu soğuk? Hemen inmiş aşağıya. İyi, ılık. Hani yemeği yemedim. İstersen geri dön. Abdest aldın dedi. Yok ya. Yemedim yok. Şimdi, bilmeniz adına diyorum. Buraya araba girme gibi bir durum yok. Araba girdi. Hani arabayla niye gelmedik? Burada araba girme gibi bir durum yok. Elhamdülillah siz de geldiniz. Birinci yerimiz burası. Bir de şurada 300-400 metre ileride. Şeytan taşladığımız alan var. Oraya götüreceğim. Fazla uzun değil. Bir de geri döneceğiz. Hepsi o. Sorun değil. Allah'ın izniyle. Mina mı burası? Burası Mina bölgesi. Bak yukarıda tabela var. Mina sınırı diye yazar. Tamam bak orada yazıyor. Mina Stars diye yazıyor. Dur. Şimdi ben konuşurken hocam dedim zaten yarım aklıma gidi veriyor. Ne diyeceğimi unutur. Ne yapışın ve çık hadi daha çık. Ne yapacaksın daha? Bir daha çıkamadığın kaldı senin de. Bir çık da bir kurtulam seninle. Nurdağan'a çıkaracağım sizi. Sevirdağ'a da çıkaracağım. Yeter ki sen biliyorum zaten önde çıkacağını da biliyorum. Ama madalya noktasında bende yok. Tamam. Tamam gideceğim götüreceğim sizi. Programda yazıyor zaten. Hangi gün çıkacağımız o yazıyor verdiğim kağıtta. Burası Mina sınırıdır. Bölge olarak Mina bölgesi. Biraz sonra içeri gireceğiz. Bu bina Mekke-i Mükerreme'de en eski binalardan biridir. Peygamberimize Medine'lilerin ilk biat ettiği yerdir. Akabe mevkiidir burası. Ve Peygamberimize Medine'liden gelen 6 tane gencin ilk iman ettiği noktadır. O noktadır. İçeri geçeceğim söyleyeceğim. Şöyle etrafından bakmanız adına diyorum. Burada şu anda bastığınız yerlerde Peygamberimizin ayak izlerinin bulunduğu bir nokta. Her ne kadar taş olsa da bu yer Peygamberimizin ayak izlerinin bulunduğu bir noktadır. Rastgele bir yer değilsiniz zaten. Şimdi şöyle bir nokta. Burası en eski yer. Şimdi içeri girelim. Beraber de burayı da iyi bilgiler de sağlayacağım. Eski yapıştı. Bey, zamada durma, gel. Düşük bana durduracaksın. Kalsın eline, gel. Bu neydi? Yanıma gel. Şöyle bir geçin şu kısma. Bir oturun tabii. Oturduğunuz yeri bir beğenin. Erkekler olarak bu tarafta durun, bayanlar oraya otursun. Baylar burada dursun. Otur canım, otur. Sen erkek oyanlıymış, geç. Ya kalma ki orada. Gel. Sen gel mi sen? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitab la rayba fih. Huden lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Evet güzel insanlar, sabahın nurlu vakti, bereketli vakti ve güzel vaktinde elhamdülillah geldik nereye? Nereye? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın izinin kokusunun bulunduğu mekana. Burası Akabe Mescididir. Diğer ismiyle Bihat Mescididir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biat edenlerin, Medineli Ensar'ın bizzat Peygamberimize malını, canını, her şeyini korumaya söz verdikleri yerdir. Bizler de o söz vermek için buraya geldik. Elhamdülillah. Yani neyin sözünü vereceğiz bundan sonra? Zaten verdik, ezelde de verdik. Elhamdülillah. O sözü vermeseydiniz Allah sizi buraya biraz zor nasip eder. Buraya kafirler gelemez, müşrikler gelemez. Allah'a iman etmeyenler gelemez. Çünkü Mekke'nin sınırları vardır, harem sınırı diye. Müslümanlar haricinde buraya kimse giremez. Elhamdülillah sizler Müslümansınız, inanan insanlarsınız, Allah'a ve Resulüne tabi olanlarsınız. Ne mutlu ki Allah sizleri buraya nasip etti. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sonsuz kere Rabbimize hamdolsun. Dedim, geçen de söylemiştim size. Sizler buraya seçilmiş kullar olarak geldiniz. Allah'ın güzel kulları olarak geldiniz. Elhamdülillah Rabbim şu güne kadar da bizleri sağlık sıhhat içerisinde ibadet yapmayı nasip etti. İnşallah bundan sonra da kolay umreler, tavaflar ve aynı zamanda ibadetler yapmayı nasip eylesin. Şimdi Akabe Mescidi. Buraya ne manaya geliyor? Niçin buraya bu mescit yapılmış? Ana unsur olarak onları sizlere arz edeyim. Biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşında, biliyorsunuz 610 yılında kendisine peygamberlik verildi. Peygamberimize. Dün nurlarını gösterdim. Nasip olsa inşallah oraya da çıkacağız. Peygamberlik verildikten sonra insanlara Allah'ın gönderdiği o ayetleri teker teker insanlara anlatıyor. Mekke o zaman cahiliye dönemi içerisinde. Biliyorsunuz en yakından bildiğiniz diri diri kız çocuklarını toprağa gömme olayları var. İnsanın insan yerine konulmadığı, köleler var, amenna kölelik İslam'da var ama kölelere dahi hiçbir değer verilmediği, bazı insanların özel olarak kayrıldığı bir zaman diliminde, cehalet döneminde ve Cenab-ı Allah peygamberimize o peygamberliği verdikten sonra Mekke'deki insanlar yavaş yavaş İslam'a girmeye başladılar. Peygamberimize inanan insanların sayısı gittikçe çoğaldı. Çoğaldıkça da buradaki Mekkelilerin, müşriklerin zulümleri inananlara, peygamberimize tabi olanlara daha arttı. Biliyorsunuz, affedersiniz, hepinizin yakından bildiği Bilal-i Habeşi radıyallahu anh var. Ona işkence yaptılar. Yine biliyorsunuz dün söylemiştim, İslam'ın ilk şehidesi olan, oraya da götüreceğim inşallah, Hazreti Sümeyye radıyallahu anh var. Onu ilk insan kadın olarak şehit ettiler. Kocası Yasir'i şehit ettiler. Yani Muhammed'in dinine inanma, ona tabi olma diye onları şehit ettiler. Haliyle Müslümanlara gittikçe zulüm artmaya başladı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir arayış içerisinde. Ben ne yaparım da bu insanları dinini rahat bir şekilde yaşayabilecekleri, koruma altında olabilecekleri bir noktada olurum diye arayışa girdi. Biliyorsunuz Taif'e gitti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çocukluğu orada geçti, dayıları var. Oraya gitti, orada belki İslam'ı iyice yaşayabiliriz. Benim ashabım orada yaşar diye gittiler ama orada Peygamberimizi ne yaptılar? Oranın delilerine, çocuklarına Peygamberimizi taşlattılar, taş attılar. Peygamberimizin ayakları kanrevan içerisinde kaldı.
Ayakları diyorum bedenine atmadılar taşı, vücudunun üstüne atmadılar, altına attılar. Eğer ölürsen kan davası güdülür diyerek de öldüresi yapmadılar ama yaralamak için o iki can serverimizi taş attılar. Yanında Zeyd bin Haris radıyallahu anh vardı. Oraya gidince inşallah gidenlerle birlikte anlatacağız. Zeyd bin Haris peygamberimizin önüne geliyor, sağına geliyor. Ondan taş atarken peygamberimize gelmesin, taş da para gelsin. Öleceksen ben öleyim diyerekten kendini peygamberimize feda eden bir azatlı kölesi evlatlığıydı aynı zamanda. Öyle bir durumda oradan geliyor peygamberimiz buraya. Yine araştırıyor, sağa sola gidiyor, panayırlara gidiyor. Bizim gibi alışveriş noktasındaki dünyalık alışveriş değil. Dini ben insanlara anlatayım da onlar Allah'ın diniyle şereflensin, rahat etsinler, İslam'a girsinler de cenneti hak etsinler diyerekten hep uğraştı. Kendini feda etti. Onu biliyorsunuz cennet, sen olmasaydın alemleri yaratmazdın dediği bir Habibi. O haldeyken Cenab-ı Allah ona birçok sıkıntıyı, birçok musibeti verdi. Biz bu haldeyken yani bir peygamber değilken dahi ufak bir sıkıntıda ne kadar sıkıntı içinde kaldığımızı biliyoruz. Allah bizleri yine o türlü şeylerle imtihan etmesin. En azından İslam'ı, dini rahat bir şekilde yaşayanlardan eylesin. Daha sonradan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine geliyor. Burada her sene panayırlar kuruluyor, alışverişler yapılıyor. Dünyalık alışveriş, amenna. Aynı zamanda Kabe, yani o zaman içinde merkez, Hazreti Adem Aleyhisselam zamanından beri merkezi bir noktada. Buraya geliyorlar insanlar, alışveriş yapıyorlar, aynı zamanda tanışıyorlar, gidiyorlar. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu bölgede panayır var, burada kuruluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şeylere geliyor, gelen misafirlere İslam dinini anlatmaya başlıyor. Kime gidiyorsa herkes yüz çeviriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi çadıra girerse Mekke'li müşriklerden ve arkasından girenler oluyor. Ona inanmayın diyor. O mesut diyorlar, deri diyorlar. Sakın ona tabi olmayın diyerekten arkasından Peygamberimize inanmamak için Mekke'li müşrikler adam ayarlamışlar. Öyle bir duruma sokuyorlar. Ve en sonunda anlatıyor ama kimsenin kulağına gittiği bir şey yok. Son noktada Ebu Bekir Efendimiz diyor ki ya Resulallah bir de şu çadıra girelim, bir de onları anlatalım diyorlar. Ve Allah'ın izniyle, takdiriyle çadıra girdiklerinde Medine'li 6 tane genç var orada. Hazreç kabilesinden 6 tane genç var. Onlar gelmişler panayır vasıtasıyla sebebiyle. Buraya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onların yanına giriyor. Güzel güzel anlatıyor. Ardından da onların içinden biri diyor ki Yahudilerin beklediği, onların kitabında geçen ahir zaman peygamberi bu olsa gerek, biz buna inanalım, biz iman edelim diyerekten peygamberimize tabi oluyorlar. O Medine'li gençler. İnandıktan sonra yani kimseye söylemeyeceğiz, başkalarına yani Mekkelilere bunu söylemeyeceğiz diyerekten söz verip buradan ayrılıyorlar. Onlar ilk iman edenler. Ertesi sene 622 yılında, 621 yılında özür dilerim, 621 yılında gerçi, 22 yılında 12 kişi geliyor, 10 tane Hazreç kabilesinden, 2 tane de Evs kabilesinden insanlar geliyor. Burada Peygamberimize iman ediyorlar, ardından dönüp ertesi sene 75 kişi olarak, rivayetlere göre 3 kadın veya 2 kadın diğer tarafı erkek olarak geliyor. Ve burada peygamberimize iman ediyorlar. Ona sahabi oluyorlar, söz veriyorlar. Ya Muhammed, eğer sen Medine'ye gelirsen seni canımız pahasına, canımızdan, malımızdan, her şeyimizden daha çok seveceğiz, daha çok seni koruyacağız diyerekten peygamberimize iman ediyorlar, biat ediyorlar burada. Peygamberimizin elini koyup o noktada biat alıyorlar ve o sözü veriyorlar. Onun karşılığında da diyor, sen bize ne vaat ediyorsun denildiğinde size ne vaat edilebilir? Peygamberimiz ne vaat eder? Cenneti vaat eder, değil mi? Yani dünyalık bir nokta değil, cenneti vaat eder. Sizler buraya niye geldiniz sabahın şu güzel vakti, amenna ama uyumanız varken, rahat rahat yatağınızda yatmak varken ama gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nerede, ne yapmış, en azından oraları göreyim diyerekten hatta memleketimizde serin serin yatmak varken şurada sıcağın anında bak terledik, abimin suyu çıkmış, benim suyum çıktı. Bu noktada işte Kabe'de biliyorsunuz tavaf edeceğiz diyerekten terliyorsunuz, yarın bir gün yavaş yavaş dökülmeye de başlayacaksınız hastalık nedeniyle ama hastalıktan da korkmayın, Allah'ın izniyle o varsa günahlarınızı dökecek, yoksa
mükafatımız artıracak. Yeter ki Allah sizi sabredenlerden eylesin. Amin. Ve neticede Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara cenneti vaat ediyor. Ben size cenneti vaat ediyorum. Zaten onlar da cenneti hak eden insanlar. Kimisi Bedir Savaşı'nda, kimisi Uhud Savaşı'nda şehit olan insanlardı. Allah bizleri onların şefaatinin nail eylesin. Şimdi onlar burada niye beyat ettiler? Peygamberimize tabi olmaya. Biz niye beyat ediyoruz? Biz ona inşallah tabiyiz. Ama biraz gerçekliğimiz var. Allah'a da tabiyiz. Yani en başta gelen odur. İman etmektir. Allah'a da tabiyiz. Ama biraz gerçekliğimiz var. Namazlarımızda gerçekliğimiz var. Dilimizde söylediğimiz kelimelerde gerçeklik var. Dedikodu yapıyoruz. Yerine göre Allah muhafaza haram işliyoruz. Hele haram noktasını dediğim en başta gelen ayeti kerimede de geçer. Sakın ola ki evlatlarınıza, yakınlarınıza, kim olursa olsun çocuğunuza, kızınıza, oğlunuza kesinlikle ve kesinlikle faize aracı olmayın. Açıkça bir şey söyleyeyim. İster darılın, ister gücenin, ne derse izlenin. Bu dünyanın en ahmağı kimdir biliyor musunuz? Kimdir? Başkasının dünyalığı iyi olsun, güzel olsun, rahat geçirsin diye, yani o bir geçim yapabilsin diye kendi ahiretini berbat edendir. Allah muhafaza. Bak açıkça söylüyorum. Oğlum, kızım, abim, babam, anam iyi olsun diye kendi ahiretini berbat edendir. Sakın ola ki böyle bir şeyliğe düşmeyin. Harama kesinlikle ve kesinlikle dalmayın. Faiz belasına kesinlikle dalmayın. Ayet-i kerimede Estaizu billah hardı minallahi ve rasulihi. Allah ve Resulüne savaş ilan etmiştir. Oturmayın bir yerde. Binmeyin bir iyi arabaya. Problem yok. Soğan ekmek yiyin. Ama Allah'a ve Resulüne kesinlikle ve kesinlikle karşı gelmeyin. Asi olmayın. Allah sizi asi olanlardan eylemesin. Amin. Biz buraya geldik. Hata işlemiş olabiliriz. Elbette kuluz. Yani peygamberimiz tutmadığımız oruçlar vardır. Yaptığımız hatalar, kusurlar vardır. Oğlumuzda, gelinimizde, kızımızda bir eksiklikler vardır. Tesettürsüzlük vardır, şuursuzluk vardır. Bundan sonra kendimizde olsun, evlatlarımızda olsun bu şuur üzere inşallah hareket edelim ve ettirelim. Hele namazlarımızı kesinlikle bırakmayalım. Namaz olmadıktan sonra hayatın bir anlamı olmaz. Benim oğlum, kızım geçimsiz noktada diyorsanız bil ki Allah'a isyan vardır bu evde. Eğer namaz kılınmayan bir evdeyse bu durum daha birlik artmıştır. Ha namaz kılıyor, hala olumsuzluklar vardır. Bu bir imtihandır, başımıza gelecektir. Amen. Ama ana unsur Allah'a ve Resulüne itaat etmediğimiz müddetçe, ibadetlerimizde eksiklik var olduğu müddetçe evimizde huzur, bereket olmaz. Ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar paranız olursa olsun yuvanızda surur, saadet olmaz, bereket olmaz. Ondan dolayı Allah'a ve Resulüne tabi olup Allah neyi emrediyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatıyla neyi uyguluyor ise onu bilip öğrenip hayatımıza tatbik etmemiz lazım. Ve inşallah Allah'ım sizi edenlerden eylesin. Bundan sonraki geçmiş hayatımızı şöyle bir yani sinyalle silme gibi, ne bileyim o temizleme gibi temizleyip önümüze bakıp geri kalan hayatınızı inşallah Allah'ın ve Resulü'nün yolunda gayret içerisinde olma durumunda olun inşallah. Yani olabilir diyorum. Eksiyiz, hatamız var, kusuruz. İşleyebiliyoruz, beşeriz. Ama Allah tevbeleri kabul edendir. Siz duanın merkezindesiniz. İbadet noktasının merkezindesiniz. Kabe'de nasip olsa yarın akşam işte bu akşam götüreceğim ya. Gece inşallah Kabe'nin örtüsüne sardıracağım sizi şöyle. Yapışır, şöyle gözyaşı dökün. Rabbim senin rahmet eşiğine geldim. Günahlarımı affet diyerekten yalvarın, yalvarabildiğiniz kadar. Sahte de olsa gözyaşı dökmeye çalışın. Bizim kalplerimiz o kadar taşlaştı ki gözümüzden dahi yaş gelmez oldu. O derece o noktaya geldik. Allah'ım inşallah şu kalplerimizi kendi aşkıyla, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aşkıyla yoğursun ve kendi rızası için gözyaşı akıtanlardan eylesin. Bu aklığı müddetçe temizlenir Allah'ın izniyle. Şu kalplerimizi Rabbim inşallah tertemiz olanlardan eylesin, temiz çıkaranlardan eylesin ve her birimize rızası içinde hayat nasip eylesin. Evet, daha sonradan Peygamberimize inandılar, iman ettiler ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'i genç daha 20'li yaşlarda onu Medine'ye öğretmen olarak gönderdi. Tamam iman ettik de ya Resulallah bize diyor bir öğretmen mi? Dini anlatacak, İslam'ı anlatacak, nasıl namaz kılacağız, nasıl ibadet edeceğiz diyerekten bizim öğrenmemiz için bize bir öğretmen ver diyorlar.
Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh, Peygamberimize siması en yakın olan sahabelerdendir. Onu Medine'ye gönderiyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın bu ahlak timsali olan Mus'ab bin Umeyr, Medine'deki ensarı kısa zamanda İslam'la buluşmasını, şereflenmesine vesile oluyor. Ve Uhud Savaşı'nda da, ama o Mus'ab bin Umeyr var ya, Mekke'nin en zengini. Annesi babası onu kovmuş huzurundan, kabul etmiyorlar. Sen Muhammed'in dinine girdin diye. Hatta kitaplarda geçer, bir giydiğini ertesi gün giymeyen bir sahabe. O derece yakışıklı, güzel. Dedim ya, Peygamberimizin simasına en yakın olan, güzellik bakımından en yakın olan bir sahabeydir. O sahabe her şeyini, dünyalıkları ne varsa attı ve Peygamberimize iman etti. Medine-i Münevvere'de Uhud'da şehit oldu. Öldüğünde de elbisesi ne biliyor musunuz? Üstüne çekiyorlar baş kısmına, ayakları da çıkarıyor. Ayaklarını da çekiyor, baş kısmına çıkarıyor. Yani elbisesi yok, götürdüğü hiçbir şey yok. Ama o cennetle şereflendi. Allah'ım bizleri onun şefaatine nail eylesin. Amin. Çünkü şehitler şefaatçi olacak. Biz onların yolunda olursak, biz onların izinde olursak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu şekliyle, benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir diyor. Hangisine sarılırsanız, tabi olursanız kaybedenlerden olmazsınız diyor. Sizler annelerimiz olarak Hazreti Hatice annemizi, Ayşe annemizi ve sahabe-i kiramı örnek alır. Bizler erkekler olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunan en güzide sahabeleri örnek alır. Ömer Efendimiz var, Ebu Bekir Efendimiz var, Ali Efendimiz var, Osman Efendimiz var, Hazreti Hamza Efendimiz var, Mus'ab bin Umeyr var. Allah'ın bizleri de en başta peygamberimiz ve diğer sahabeleri örnek olarak yaşayanlardan eylesin. Aile yuvalarımızda çocuklarımıza tesettürü lütfesin, nasip eylesin. Sadece bayanlar tesettür değil. Bizi İslam'ın nuruyla örtülmesi için erkek bayan hepimiz tesettürde bulunmamız lazım. İslam ahlakıyla ahlaklanmamız lazım. Allah bu ahlak üzere bulunmayı her birimize nasip eylesin. Bu güzellikleri bizlere lütfeylesin. Allah'ım evlatlarımızı, sizleri, bizleri cehennem ateşinden muhafaza eylesin. Ve ahirette de Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın şefaatine nail eylesin. O düstur üzere bulunanlardan, o şuur üzere yaşayanlardan eylesin. Her birimizin şu anda en küçüğümüz 20 küsur yaşlarındadır veya 25. Kimimiz 70, kimimiz 60, o noktada olanlarımız var. Yarına hiçbirimizin garantisi yok. Ebedi alem ahiret hayatı, sonsuz hayat ahiret hayatı. Şu hayat geçici, bu geçici hayatın iyi olsun diye ahiret hayatınızı berbat etmeyin. Allah berbat edenlerden eylemesin. Sizin dünyanızda, ahiretinizde güzel eylesin inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu için, burada biat eden, başta o sahabelerin ruhları için, bütün ahirete iman ehli olarak göçmüşlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. Buranın bir hikmeti daha var. Nedir, ne değildir bilmiyorum ama bu taraf hep nemlidir. Mekke-i Mükerreme normalde kurak, kayalık bir arazi. Ama buralardan bu yaşlık hiçbir zaman gitmiyor. Nedir bilemiyorum. Hikmetim daha. Bu bina tamamıyla yani bizim ecdadımızın yaptığı bina mescit olarak kullanıyor bu şeklini ama biraz sonra nasip olsa iç şerrekat seccadeniz varsa ondan yoksa buradaki seccadelerde İki rekat bir kuşluk namazı kılın inşallah. Şu anda o vakitteyiz. Şeyin genel grup olarak en eski bina ve burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani gözyaşının mıdır, başka türlü bir şey midir bilemiyorum. Bu yaşta hiçbir zaman da burada gitmedi, kesilmedi. Burası öyle bir nokta. Allah ibadetlerimizi ve ibadetlerimizi kabul etsin inşallah. Şeytan taşlama mahalline gideceğiz. Giderken de ufak taşlar bulun yol üzerinden falan veya bunlardan şöyle. Şeytan taşlamanın nasıl olduğunu temsili olarak göstereceğim. İnşallah Allah'ım her birinizi hacca nasip etsin. O zaman da rahat bir şekilde ben provasını şeyde umrede yaptım deyip rahat rahat taşlarsınız inşallah. Oğlum hocam. Sabri hocam şöyle. Doğru. Vallahi senin şeytan büyük herhalde. Sen büyük taş aldın biraz. Bir kerpiç atarım ben kafasına. Kesinlikle. Aman. Seni onunla kurtarmaz. Allah'ım ağlasın. Hocam. Ha.
Ha, bundan sonra kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Seni öldürüversene de ama. Aman aman. Bakmazlarsa bakmasın. Allah'a biz teslim olalım. Allah kaç bine taş alıyor hocam. Al alabildiğin kadar. Hocam da şu an şey mi? He? Göstereceğim şeyde. Burada değil mi? Safa Tepesi'nde. Safa Tepesi. Mekke'den taş götürüyor. Taş götürüyor. Olmaz. Olmaz. Bak, buradan buradan taş gitmez. Bilginiz olsun. Toprak da gitmez. Evinizde sıkıntıdan, olumsuzluktan kurtulmazsınız. Onun için kesinlikle taş götürmeyin buradan. Evet.